Evet arkadaşlar, hadi başlayalım. Eğimleri buluyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım, eğim bulurken ki formülümüz şuydu. M eşittir diyoruz. Y2 eksi Y1 bölü. X2 eksi X1. Şimdi bu formüle göre önceler arasındaki farka bakıyorum. 2'den, eksi 2'den 2 düşüyorum. Eksi 4. Bölü. 3'ten eksi 1 düşüyorum. 4. O zaman eğim ne olmuş oldu arkadaşlarım? Gerçekten de. Eksi 1. Yine aynı şekilde arkadaşlarım. 0'dan 2'yi çıkarıyorum. Eksi 2. Evet. Eksi 2'den 0'ı çıkarıyorum. Eksi 2. Eksi 2 bölü eksi 2'den bu sefer eğim. 1 arkadaşlar. Buna bakalım. Eksi 4'ten eksi 2 çıkarıyorum. Eksi 4'ten eksi 2 çıkarırsam ne olur? Eksi eksi artı olacağı için. Yani çıkarmada durumda değil mi arkadaşlar? 4 eksi eksi 2, 4 artı 2, eksi 4 artı 2'ye karşılık gelir. Yani eksi 2 olur yukarısı. Eksi 2 bölü 1 eksi, eksi 3'ten 4 olur. Bunları düşüneceksin kendin. Evet, buradan eksi 1 bölü 2 gelir. Buraya bakalım. 2'den 0 çıkarıyorum. Önce 2. Sonra tekrar 2'den 0 çıkarıyorum. Yine 2. 2 bölü 2'den eğimli olmuş oluyor arkadaşlar. 1 olmuş. Oluyor. O zaman eğim açılarını bulalım. Mesela burada söylememiş ama eğim açılarını bulursak, uzatmak istemiyorum, sen anla. 135 derece. 45 derece. Evet değil mi? Eksi 1 bölü 2 olduğu için 150 derece. Bu da tekrar 1000'e 1 olduğu için 45 derece. Arkadaşlar tanjant değerleri biliyorsunuz, yani tanjant kaç budur? 135. Tanjant kaç? Yani 45 budur değil mi? O zaman 45. Tanjant kaç? Eksi 1 bölü 2'dir. 150 gibi. Arkadaşlar aynı şekilde. Buraya bakalım. Hatırlayın. X'in önündeki katsayını Y'nin önündeki katsayını bölüp eksilisini alıyorduk. Yani eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2, fakat önüne bir de eksi alacağı için, evet, birinci doğrumuzun eğimli olması gerekiyor. 1 bölü 2. Buna bakalım. Burada tuzak var arkadaşlar. X'in önünde bir değer yok burada. Yani doğru formumuzun şu şekilde olması lazım. Bunda. A eksi artı B artı C eşittir 0 formundayken eğim eksi A bölü B. Evet. Bu formda x'in önünde bir şey olmadığı için, yani 0 olduğu için x'in katsayısı nedir? Eğim burada direkt arkadaşlar doğrudan 0'dır. Buna bakalım. Yine eğim burada arkadaşlarım 3 bölü 1 ama eksilisini alacağım. Yani eksi 3. Buraya bakalım. Tuzaklı bir soru arkadaşlar. Tuzaklı bir soru diyebiliriz buna. Bakın bunu yukarıdakine benzetmek için hepsini bir tarafa getirmeli. Yani denklemi kapalı hale getirmeliyim. X eksi y artı 1 eşittir 0 haline getirdikten sonra eğime karar verebilirim. X'in katsayısı 1, y'nin katsayısı eksi 1. 1 bölü eksi 1 yani eksi 1 olacaktı. Fakat önüne eksi almak zorunda, artı 1'dir eğim burada. Buna bakalım. Burada da arkadaşlar y'nin katsayısı 0 olduğu için bakın 2 bölü 0 gibi düşünün burada eğimi. E 2 bölü 0 ne yapar? Tanımsız. 2x artı 3 doğrusu arkadaşlar. Pardon. 2x artı 3 eşittir 0 doğrusu şu anlama gelir. Artı 3'ü karşıya atın. Eksi 3 olarak geçiyor ya. Buradan 2x eşittir eksi 3'e ulaşırız. X'i yalnız bırakırsak ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Bu şu demektir. Koordinat sisteminde X'in eksi 3 bölü 2'den olduğu noktadan geçen y eksenine paralel bir doğru anlamına gelir. Şimdi bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Bakın şurada x değerimiz eksi 3 bölü 2. Bu doğrudan bu noktadan geçecek ve y eksenine paralel olacak. Bu doğrunun eğimi nedir? Sonsuzdur, bariz. Buna bakalım. Bu da güzel bir soru. Güzel bir alıştırma. Bu da y eşittir mx artı n tipinde. Burada biliyorsunuz zaten 3 gördüğümüz yere m gelmiş. Eğim gelmiş. O zaman direkt burada eğim nedir? Eğim eşittir. 3'tür. Burada arkadaşlar. Peki burada başka ne anlatılabilirdi? Hatırlıyorsun.
Niye işte 3x doğrusu şu demektir. Yani öyle bir doğru ki doğru boyunca y değerleri x değerinin 3 katı. Yani o zaman şöyle biraz böyle dikine bir doğru olması gerekir. Örnek veriyorum. X 1 iken y ne oluyor? Bunun 3 katı olan 3 oluyor. Bu, ama bu ne doğrusu? Y eşittir 3x doğrusu. Peki 3x eksi 1 doğrusu ne demek arkadaşlar? 3x eksi 1 doğrusu şu doğrunun 1 birim kadar aşağı alınması demek. Bu kadar. 3x artı 1 olsaydı şu orijinden geçen bu doğrunun 1 birim yukarı alınması olacaktı. Derste buna değindik, hatırlatmak istedim. Analitik geometri. Evet. Analitik geometrinin kelime anlamı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çözümlemeli demekti. Çözümlemeli. Kurucusu kimdi? Rene Descartes. Evet. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklem arkadaşlar. Hatırla. Y eksi 2. Formülümüzü yazıyorum şuraya. Y eksi y 0 eşittir. M çarpı x eksi x 0. Burada y'ler ve x'ler denklemi verecek arkadaşlar. Hocam peki x 0 y 0 ne? O x 0 ve y 0 ne? Mesela bu y 0 dediğimiz yer şu. Bilinen o y 0 o işte. Başka x 0 dediğimiz ne? Değil mi? O da bu. O halde yerine yazdığı zaman y eksi y 0 yani y eksi 2 eşit olması gerekiyor. Evet. M 3'müş. 3 çarpı x eksi x 0. O x 0 da eksi 1 olduğu için x artı 1. Burayı düzenliyorum. Buradan ne gelir? Y eşittir. Yani önce şunu dağıtalım. 3x artı 3 ya. Eksi 2 karşıya artı olarak geçeceği için 3x artı 5. Easy. Bu kadar. Devam edelim. Y eksi 6 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 3. Bu da senin için kolay olmak zorunda aslında. Ne yapılabilir burada? Şurada mesela çarpım durumunda eksi 1 bölü 2 var. Karşı atarsam takla atarak geçecektir. Hepsi beraber atarsam bakın karşıya ne yazacağım şimdi. Eksi 2 artı 12 eşittir x eksi 3. Değil mi? Eksi 1 bölü 2 takla atarak karşıya attığım zaman eksi 2 bölü 1 olur. Onu da dağıttım oraya. Evet. Anladığını düşünüyorum. Buradan bakın hangi form mantıklı. Eksi 2'yi bu tarafa atalım. 12'yi de bu tarafa atalım. Ne olur o zaman? X artı 2'ye eksi 15 eşittir 0'a ulaşırım. Bu da bir doğru denklemdir arkadaşlar. Buna bakalım. Kolay bir soru arkadaşlar. Tekrar. Y eksi 1 eşittir 0 çarpı x eksi 2. Sıfırla bir şey çarparsan sonuç gene 0 olacaktır. Yani burası 0 olacaktır. O zaman sağ taraf 0 olduğu için aslında bu y eşittir 1 doğrusunun ta kendisidir. Y eşittir 1 doğrusu biliyorsun. Koordinat sisteminde şöyle yaparsam y eşittir 1 doğrusu şu. Yani y'nin 1 olduğu doğrudan noktadan geçen x eksenine paralel bir doğrudur. Y eşittir 1 doğrusu. M tanımsız demiş. Eksi 2'ye bir noktası belli. Eksi 2, eksi 2. Onu da yapalım. Yapacağım, sileceğim ama. Şimdi ne demek bu? Eğim tanımsız ne demek arkadaşlar? Eğim, yani doğrumuz x eksenine dik. Yani y eksenine paralel demek. Peki, bir de noktası belli. Bakın arkadaşlarım. Eksi 2, eksi 2 ya. Ne demek? Neresi eksi 2? Atıyorum şurası mesela. Şurası. Şurada bir nokta var koordinat düzleminde. Bu noktanın koordinatları neymiş? Eksi 2'ye eksi 2. Eksi 2 eksi 2'den geçen ve y eksenine paralel olan şöyle siyah doğru arkadaşlar. Unutmayın. Şuradan bahsediyorum. Mesela şu noktadan geçiyor. Eğim tanımsız olduğuna göre y eksenine paralel. Evet. Peki bu ne demek? X'in yani dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hmm,
x'in eksi 2'den geçtiği, yani pardon özür dilerim, doğrunun x eşittir eksi 2'den geçtiği bir doğrudur bu. Dolayısıyla bunun denklemi basitçe şudur. X eşittir eksi 2. Yani doğrudan şunu yazabilirsiniz. Burası eksi 2. Hop x eşittir eksi 2. Hepsi bu. Tanımsız sayar. Evet, devam edelim. Bir dakika olmuş. Tanjant 45'e bakıyorum öncelikle. Tanjant 45 1 olduğu için m eşittir 1. Hemen yanlarına yazayım mı önce? M eşittir 1. Tanjant 30. Tanjant 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 3'tür. Hop, ben burada bir hata yaptım o zaman. Neyse, geri dönüp düzelteyim onu. Tanjant 30 1 bölü kök 3'tür, yani ne olması lazım? M eşittir burada 1 bölü kök 3 olması lazım. Tanjant 135 eksi 1'dir, o zaman burada M eşittir eksi 1 olması lazım. Tanjant 0 sıfırdır. O halde burada M'nin 0 olması lazım. Fakat hemen aklımdayken şu gerini düzelteyim arkadaşlar. Evet, şuradaydı hatamız. Eğim açısını burada söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü tanjant 150 eksi 1 bölü 2 değildir ki. Değil mi? Evet. Şu an kendime 20 şınav cezası veriyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Saçmalık. Evet. Diğerlerinde problem yok. Evet. Bunlar eğim açılarıydı. Burada bir hata yapmışım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Kolay arkadaşlar. Artık beni yormayın bunda. Kendiniz yapın. Ben sadece başlangıçtan yapacağım. Y eksi eksi 3'ten y artı 3 eşittir 1 çarpı x eksi 1. Düzenleyin bunu. Evet. Y eksi 1 eşittir 1 bölü kök 3 çarpı evet, x artı 2. Neden artı 2? Burası y artı 2 eşittir eksi 1 çarpı x artı 2. Burası y artı 2 eşittir 0 çarpı x artı 3. Bunları düzenlemeyi sana bırakıyorum. Evet. Doğru denklemlerini yazalım demiş. Yazalım. Hatırla. Y2 nereden başlayalım? Hangisini kullanmıştık hatırlayamadım ama. Şöyle başlayalım. Y eksi 3 bölü x eksi 1 eşit olmak zorunda. 3 eksi 1 bölü 1 artı 2'ye. Neydi formülüm? Y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır eşittir y sıfır eksi y bir bölü x sıfır eksi x bir. Mesela bunu kullanabiliriz. Evet. Buradan düzenlersek ne geldi arkadaşlarım? Y eksi 3 bölü x eksi 1 eşit oluyor 2 bölü 3'e. Buradan da ne yapacaksın? İşler dışarı çarpımı yapacaksın. 3y eksi 9 eşittir 2x eksi 2. Burada ne yapıyorum? Evet. Bir yana toplayabilirim mesela. X'in yanına atıyorum diğerlerini. 2x eksi 3y artı 7 eşittir 0 olmuş olur. Diğerlerini yap olur mu? C, E ve G'yi. Evet. Biliyorsunuz yani aslında nereden geliyordu? İki tane eğimin eşitliğinden geliyordu arkadaşlar. Şimdi buradaki eğimle buradaki eğim, yani bunların yeşillerin sonucu birer eğimdir. Bu eğimlerin eşitliğinden bir tane denkleme yürüyebiliyorum arkadaşlar.
Evet. Evet, gelin siz yapın. Buna bakalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlarım? Eksenleri kesin noktalar belli olduğu için x bölü 4 artı y bölü 2 eşittir 1 diyorsun. Buradan payda eşitlersen eğer, bunu 2 ile genişleteceksin tabii bu durumda. Ne olur? X artı 2y bölü 4 eşittir 1 olur. Buradan x artı 2y eşittir 4 olur. Ve doğrularda arkadaşlar bir tarafta 0 bırakıyoruz. 4'ü de yan tarafa alırsam x artı 2y eksi 4 eşittir 0 olur. Doğrumuzun denklemi. Aynı şekilde bu da x eksenini eksi 3'te kesiyorum. X bölü eksi 3 artı y bölü eksi 2 eşittir 1 diyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletebilirim. Bu durumda 2x artı 3y bölü eksi 6 eşittir 1 olur. Burada, bu durumda 2x artı 3y eksi 6 karşıya çarpma olarak geçeceği için eksi 6. Bunu bu tarafa atarsam ne olur? 2x artı 3y eşittir, pardon, artı 6 eşittir 0 olur. Hepsi bu. Evet. Bakınca zor arkadaşlar ama oluştururken en baştan beri oluşturursanız zorlanmazsınız. Hemen denklemi yazıyorum. Y eşittir 3'tür arkadaşlar bu. Y eşittir 3 doğrusu x eksenine paraleldir. Dikkat edin. Buna bakalım. Bu da x eşittir eksi 3. Yani bu doğru boyunca x değeri sabit ve eksi 3 demektir. Bu doğru boyunca y değeri sabit ve 3 demektir. Bu x eksenine paralel, bu da y eksenine paralel. Bakın. Arkadaşlar 17 güzel. Evet, doğrular paralelse eğimlere eşit demektir. Hemen buradaki eğim buluyorum. 3 eksi m, 3 bölü eksi m, önüne eksi alacağı için 3 bölü m eşit olmak zorunda. 1, 2, 1 bölü 2, önüne eksi alacağı için eksi 1 bölü 2. Yani bunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam, evet, 6 eşittir eksi m'ye. Buradan da ne olur? M eşittir eksi 6. Evet. Doğrular çakışıksa nasıl arkadaşlarım? Hepsinin oranı birbirine eşitti. Yani şöyle x'lerin oranı x'in katsayısı. Yani x'in katsayısı x'in katsayısının oranı. Efendim y'nin katsayısının yine burada y'nin katsayısının oranı. Son olarak sabitler oranı birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Biraz ders renklensin. Renklenir bilmiyorum ama. Mesela matematikte genellikle sabitler C ile gösterir arkadaşlar. İngilizce'deki constant kelimesinin baş harfi olduğu için bu sabit demektir. Evet. Oranlıyorum. Ne olur bakalım. Yer beğenemedim. A eksi 2 bölü 4'ün ne eşit olması lazım? 3 bölü B artı 1'e. O da eşit olması lazım. Eksi 2 bölü eksi 4'e. O zaman bakın maviler benim için bir avantaj oldu. Bak maviler. Çünkü eksi 2 bölü eksi 4 1 bölü 2'dir değil mi? Sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 2'dir. Demek ki bunların hepsi 1 bölü 2'ye eşit. Yani bu kesirlerde bakın yorumluyorum şu anda. Payda payın ilk katı. Payda payın ilk katı. O zaman işlem yapmadan yapabilirim ben bu soruyu. Bakın. Demek ki 3 ise buranın 6 olması lazım. Burası 6 ise demek ki B'nin 5 olması lazım. Burası 4 ise yukarısının 2 olması lazım. Buranın 2 olması için A'nın 4 olması lazım. O zaman 4 artı 5 ne yapar? 9. Evet. Kesim noktada buluyoruz ve 9'dan sonra bitireyim mi? Bitireyim. Evet. Doğal taraftan bunları ne oluyor? 3x artı 3 eşittir 0 olmuş oluyor. Buradan x eşittir ne geliyor? Eksi 1. Görüyor musun onu? Gör. X eşittir eksi 1 geliyor. Sonra ne yapacaksın o eksi 1'i? Bulduğun eksi 1'i. İstediğin denklemde ister burada ister aşağıdakini yerine yazabilirsin. Ben yukarıdakini tercih edeceğim. Adım 1'de x'in ne olduğu bulundu.
Evet. Yeni yazdığım zaman eksi 1 artı y eksi 2 eşittir. 0 olmuş oluyor. Bunları karşıya atarsan eksi 1 ve eksi 2'yi ne elde ediyorsun? Y eşittir 3 elde ediyorsun. Demek ki bunların kesim noktası K diyelim bu sefer. Bir K noktası olsun. Kesişimin K'si. Evet. K eksi 1'e 3 arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada hocam kolaylaştıramıyor. Burada hemen göremiyoruz. Hemen birini götürmüyorlar falan. Olsun. Mesela alttakini 2 ile çarpsana. Alttaki denklemi 2 ile çarp. Hepsini 2 ile çarp bunların. Ve sonra topladığını hayal et. Ne oluyor artık buranın yeni hali? 2x artı 2y eksi 2 eşittir. 0 olmuş oluyor. Diğer tarafa bunları topladığınız zaman 5x. Değil mi? 5x artı 3 eşittir 0 olmuş olur. Bu durumda ne olur? X eşittir ne olmuş olur? Eksi 3 bölü 5'e. Peki şimdi ne yapacağım? İstediğim yerde yerine yazacağım. Şu denklem bana daha sade geldiği için bakın şurada yerine yazacağım bu sefer. Ne olacak? Eksi 3 bölü 5 artı y eksi 1 eşittir 0 olacak. Buradan bunları karşıya atarsanız y eşittir. 3 bölü 5 artı 1. O da ne yapar? 8 bölü 5 yapar. Hemen gör bunu. 8 bölü 5. Böylece sıkılmazsın işlem yaparken. Ya da bahsedeyim de. Artı 1 kolayca 5 kere 1 5. 3 üzerine ekle. 8 payda aynen yaz. 8 bölü 5'tir yani bu. İnanmıyorsanız Nisa'ya sorun. Evet. O halde x belli, y belli. Buradaki kesişim noktası ne olacaktır arkadaşlarım? Eksi 3 bölü 5'e 8 bölü 5 olacaktır. Hepsi bu. Evet, 10. sorudan devam edeceğiz arkadaşlar. Sayfa 115. Değil. Sayfa 111.